Mara'nın ölümü tablosunu incelemek üzere Brüksel'deyiz. Bu, Jacques-Louis David'in devrimci tablolarından biri. İki açıdan devrimci bir tablo. İlki, 1789 Fransız devrimi sırasında yapılmış olmasından ileri geliyor. Fransa, 1792 yılında Cumhuriyet'e geçmiştir. David, burada bir devrim kahramanını resmediyor. Tablonun devrimci olmasının bir diğer sebebi ise, çağdaş bir olayı anlatmasından ileri geliyor. David, önceleri klasik dönemden sahneler resmederdi. Devrimin ilk zamanlarında Jacobenler Kulübü'ne katıldı. Bu grup, devrimcilerin en hiddetli ve radikal olanıydı. David de Jacobenlerin lideri Robespierre'le yakınlaşmıştı. Kral 16. Louis'nin boynundan vurulmasını desteklemişti. Devrime karşı insanların ve aristokrasi üyelerinin yakalanması ve infazında taraf olmuştu. Bununla ilgili belgelerde imzası da bulunmaktadır. David bu konuda aşırı fikirlere sahipti. Devrimci hükümete hizmet etti. Kraliyet Sanat Akademisi'nin tasfiye edilmesine katkıda bulundu. Esasında resimlerle devrim ideallerini yayan bir propaganda bakanıydı. Bu tablo da aynen o tarz bir tablo. Devrimci hükümet ondan yeni şehitleri kahramanlaştıran üç eser üretmesini istemişti. Kahraman, Hristiyanlığın şehidi değil bir devrim şehidi olmalıydı. Hristiyan şehitlikten devrim şehitliğine geçişse önemli bir konuydu. Mutlakiyetçi yönetimin, monarşinin, eski Fransız rejiminin yani ancien rejimin sonu gelmiş, Fransa yeni cumhuriyete merhaba demişti. Artık halk hükümet işlerine dahil olabilecekti. Fransız Devrimi kısmen Amerikan Devriminden ilham almıştır. Ancak Fransa bunu takip eden 100 yıl boyunca cumhuriyetçi ve kralcı hükümetler arasında gidip gelecekti. Bir gün Charlotte Corday adında bir kraliyet yanlısı devrim liderini yani Mara'yı görmeye gitti. Mara'yı kandırıp küvette ona bıçak sapladı. Bu bıçağın tablonun sol alt kısmında yer aldığını görebilirsiniz. Charlotte'un eve giriş yapmak için kullandığı mektup Mara'nın elinde. Mara yayıncıydı yani devrimdeki rolü büyüktü. Devrimci fikirleri yaymaya yardımcı oluyordu. Mara'nın elindeki mektuba dönecek olursak, David bize bu kadının ne kadar iki yüzlü olduğunu gösteriyor. Charlotte masum ve iyi kalpli Mara'yı kandırmıştı. Halbuki bu adamcağız Cumhuriyet ve Fransız devrimi için çalışacaktı. Charlotte ise geldi ve onu acımasızca bıçakladı. Mara'nın soyluluğu ve Charlotte'un iki ikiyüzlülüğü arasında müthiş bir zıtlık var. Mara ideal olarak yakışıklı resmedilmiş. Neden küvette? Çünkü bu endamını bozan bir cilt hastalığına yakalanmıştı. Bu sebeple her gününü saatlerce banyoda geçirirdi. Ancak resimde buna dair bir belirti göremiyoruz. Duruşu ise bize Pieta'yı hatırlatıyor. Pieta, çarmıhtan indirilen ve yası tutulan İsa heykeline verilen addır. İşte burada Hristiyan şehidinin önemli bir devrim şehidine dönüşmesi fikri canlı olarak gerçekleşmiştir. Devrimin ardındaki anahtar fikir yalnızca monarşi değil, aynı zamanda kiliseyi de yürürlükten kaldırmak ve Fransa'yı layıkleştirmekti. Bunu ayrıca yeni devrim takvimi oluşumunda görüyoruz. Tablodaki imzanın altında yıl 2 yazılıdır. Bu da demek oluyor ki 1793'te değil devrimin ikinci yılındayız. Bu yeni Fransız Cumhuriyeti için eski düzenle yeni devrimci düzenin tamamıyla yer değiştirmesidir. Rasyonalizm yani akılcılık fikri hızlı bir şekilde kurumsallaşıyordu. Örneğin eski ve geleneksel ölçüler yerine rasyonel metrik sistem ilk kez kullanılmaya başlandı. Bu aydınlanmaydı. Akılcı düşünme ve kilisenin geleneklerinden ve batıl inançlardan üstün olan deneysel düşünce zamanıydı. Bu tablo bir bakıma gözlemle ilgili özellikle David'in sandığın üzerine hem kendi adını hem de Mara'ya yazması ile ön planın özgünlüğü gerçek anlamda bir zıtlık oluşturmuş. Bu belirsizliğe karşı neredeyse tamamlanmamış arka plandaki serbest fırça çalışması. Yumuşak, tüyümsü ve sıcak bir his veriyor. Mara'yı soyutlayıp bizim ona olan dikkatimize odaklanıyor. Fakat müzedeki diğer resimlere baktığımızda bir eserin üst kısmında melekler olduğunu görüyoruz. Ve David'de böyle bir durum yok. Yeni bir ikonografi henüz geliştirmemiş. Onun yerine sağ üst köşede daha açık tonda bir alan var. Bu da sol alt köşedeki Mara'nın bedeniyle denge oluşturuyor. Ne vücut ama. Köprücüğün, kolların ve omuzlardaki kasların anatomisi son derece gerçekçi. Neoklasik dönemin yansımasını yani sanatçıyı anatomi çalışırken, dikkatle çizerken, konturları belirginleştirirken, açık ve koyu efektleri yaratırken görüyoruz. Beni burada etkileyense yoğunsuzluk hissi. Ne demek istiyorum? Rokoko resimlerinin konu ettiği aristokrat yaşam tarzında resimlerde bolca gösteriş vardır. Burada ise ortam hiç yoğun değil. Gözü dolduran nesneler, mobilyalar ya da vücutlar yok. Tamamıyla sade bir dekor, konforsuz ve altının olmadığı gösterişsiz bir mobilya. Yalınlık. David'in bize anlattığı kişi, devrimin cumhuriyetçi ideallerine göre yaşayan kişi. Varlığını sonsuza dek sürdürecek gibi de görünüyor. Ama çok geçmeden devrimciler birbirlerine gireceklerdir. Ve David devrime bağlılığı sebebiyle hapse mahkum edilecektir. Sonra da kendisi Fransız İmparatoru Napolyon'un baş ressamı olur. Bu yüzden birçok sanat tarihçisi onun kariyeri için şu gibi sorular sorar. David'in ilkelerine ne oldu? Sadakati nerede kaldı? Devrimin ideallerine gerçekten inanmış mıydı? Nasıl oldu da değerlerinden vazgeçip Napolyon'un destekçisi oldu? ya da acaba paralı asker miydi? O anda iktidarda kim varsa ona verilecek bir görevi mi bekliyordu? Bunlar gerçekten ilginç sorular. Mar'anın ölümü tablosunu incelerken, devrimci ideallerin önemine inanan bir adam görmemek çok güç.